Merhabalar, hoş Doğan bulduk. Hocam hoş Nasılsın geldiniz. Kamil? Sağ olun Teşekkür hocam. ediyorum, Sizler ben de nasılsınız? iyiyim. İyisinizdir Nasıl? umarım. Görüntü, ses var mı bir problem? İnternetin Evet, şu anda Şimdi duyuyorum. geliyor mu sesin? Fena değil aslında benim internetim. Süper. Tamam. Tamam, gayet net hocam şu anda. Herhalde Hoş bir sıkıntı bulduk. yok. Ne Hoş var ne yok? geldin öncelikle. İyiyiz valla. Sizlere soralım. Sizler nasılsınız? İyi Teşekkür misiniz? Her şey ediyorum. Ben yolunda de mı? iyiyim. Bugünlerde iyi olmaya çalışıyoruz. Evdeyiz genelde ama çalışıyoruz da. Aileyle vakit geçirme fırsatı bulduk. O güzel oldu. Öyle gidiyoruz. Süper hocam. Şimdi Doktor Sesi'yle biliyorsunuz Evet. ortak bir canlı yayın yapıyoruz. Orada da yaklaşık 40 bin takipçimiz var. Sizi ilk kez görenler, tanımayanlar, bilmeyenler için kısaca kendinizden bahsederseniz Tabii ki öncelikle çok bahsederim. seviniriz. Ben diş hekimi Doğan Taşçı, çene cerrahisi uzmanıyım. 2007 Marmara Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde ağır diş ve çene cerrahisi bölümünde master ve doktoramı yaptım. Uzmanlığımı aldım. 2007 yılından beri kendi kurduğum Doğu Dent ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hem yöneticilik yapıyorum hem diş hekimliği ve çene cerrahisi üzerine çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. İlk sorumuz şöyle olsun. Bu süreçte hem Doğu Dent tarafı yani Ümraniye'deki klinik hem de bir Evet. Nişantaşı'nda da bir kliniğiniz var. İkisi de aktif olarak çalışıyor mu? Hasta görüyor musunuz? Ne gibi önlemler aldınız? Biraz Tabii ondan ki bahsederseniz çok seviniriz. önlemlerle ilgili konuşuruz zaten. Hani gündem malum bu COVID-19 pandemisi süreci. Biz yaklaşık Mart'ın 15'inden beri Nişantaşı kliniği tatil ettik. Ümraniye kliniği çalışıyor. Çok ciddi acil randevularına talep var. Nişanlındaki hastalarımızı da mağdur etmiyoruz. Onların da bir diş tedavisi gerekliliği olduğu müddetçe Ümraniye şubemizde gelebiliyorlar. Tabii ki şimdi birdenbire girilen bir süreç oldu bu aslında. İlk başta çok da önemsenmedi. Tamamladık. Ciddi önlemler kimseye mağdur etmeden bu süreci atlattık. Zaten biz diş hekimleri olarak enfeksiyon kontrolü konusunda bir hayli uzmanız. Her zaman kendi aramızda da konuşuyoruz bunu. Hani biz zaten 1-0 öndeyiz. Patojenlere karşı, bakterilere karşı her şekilde. Tabii ki artık havadan bulaşan, solunum yoluyla bulaşan yeni bir şey var gündemimizde. Bununla ilgili ne yapacağımızı da çok iyi öğrendik ve biliyoruz. Çünkü diğer bulaşanlara karşı zaten tecrübeli olduğumuz için sadece bazı ufak değişiklikler yaparak bundan sonra evet, duyuyorum Kamil. duyabiliyor musun Bilmiyorum sesimi hocam? senin sesin iyi geliyor ama görüntün bulanık geliyor. Benimle ilgili durum nedir? Ben şimdi sizi de biraz öyle ama şey valisten çıkarttım normal Tamam, tiriciye geçtim tamam. donmayacaktır diye düşünüyorum şu anda.
Hemen ilk sorumuzu yönlendireyim. Bugün hem Doktor Sis tarafında hem Doğan Taşçı tarafında tanıtımlarımızı yaptık. Birkaç tane sorumuz geldi. Canlı yayında da Tabii ki. hastalarımız sordukça size yönlendiriyor olacağım. İlk soru şu şekilde. Ünvan Hanım sormuşlar. Diş eti çekilmesi genetik bir durum mudur? Bu problemin tedavisi nasıl yapılıyor Diş eti demişler. çekilmesi çok faktörlü bir durumdur. Genetik de bunlardan bir tanesi. Tabii ki ailemizdeki durumlar çok önemli. Ben genç hastalarıma her zaman söylüyorum. Diş eti çekilmesi şüphesi olanlara, özellikle ağız hijyeni bozuk olanlara, anneniz, babanız, akrabalarınızda durum nedir diye. Çünkü çok ciddi kalıtımsal etkiler görüyoruz. Dolaylı olarak da kalıtımsal problemler görüyoruz. Çünkü diş eti hastalıklarının sebeplerinden bir tanesi diyabettir. Yani şeker hastalığı. Şeker hastalığının genetik olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Artı yine vücut direnci açısından diş etlerinin bakterilere karşı direnci açısından da genetik faktörler önemli. Ayrıyeten de genetikle beraber yine sosyal alışkanlıklar. Biz birçok sosyal alışkanlığımızı ailede elde ediyoruz. Eğer ailede bir diş fırçalama alışkanlığı yoksa bu çocukluk yaşlarda gençlerin ağız bakımını ihmal edeceği, sonra ilerleyen yaşlarda ya zaten hali sıralamamışsa yine diş eti çekimleri ve çürükler görecek. Dolayısıyla hem genetik olarak hem sosyal olarak bir aile geçişi söz konusu diş eti hastalıklarından. Teşekkür ederim hocam. Canlı yayından bir sorumuz geldi. Deniz Hanım sormuşlar. Merhabalar, implant uyumlu olmayan damaklara nasıl bir tedavi uygulanmalıdır demiş. İmplant uyumu genellikle kemik hacmine göre hesaplanıyor da söyleniyor. Aslında bütün damaklar implant için uyumludur. Eğer ki hastalarımız implant istiyorlarsa biz onlara bir şekilde implant yapabiliriz. Nasıl? Eğer ki komple dişsiz bir durumsa, yani tüm ağızda dişsizlik durumu var. Damak protezlere muhtacız ya da olacağız. Biz komşu kemiklerden faydalanabiliyoruz ya da yeni teknolojilerle açılı implantlar dediğimiz sistemleri kullanabiliyoruz. Elmacık kemiğine implantlar yerleştirip üzerine sabit dişler yapıyoruz. Üst çenemizin arkasında pterigoid kemik vardır. Onlara implant yerleştirerek yine sabit dişler yapabiliyoruz. Eğer bir ya da birkaç dişlik bir boşluksa bu bahsettiğimiz kemik ilaveleri yapıyoruz. Nasıl? Çenelerimizde, üst çenede, alt çenede de kullanmadığımız bölgeler var. İhtiyacımız olmayan rezerv kemikler var. Buradan o kemikleri alıyoruz. İmplanta ihtiyacı olan ve implant için uygun kemiği olmayan yerlere onları yerleştiriyoruz. O kemikleri kaynatıyoruz. O kemikler kaynıyor. Belli bir ay bekledikten sonra üzerine implantı yapabiliyoruz. Ya da yumuşak doku yetersizlikleri oluyor. O yumuşak doku yetersizliklerini de o şekilde çözebiliyoruz. Eğer kemik alma işlemi yapamayacaksak ince bir kemiği ortasından ikiye ayırıp genişletip implantları yerleştirip kemik reflerini yerleştirip yine implant yapabiliyoruz. Böyle bu da olmayacaksa çok kısa bir kemikse bazı hani boy uzatma aparatları vardır. Bilmiyorum hani duyan var mı? Bacaklar kırılır, vidalar takılır, boy uzatılır. Aynı o şekilde çene kemiklerinin hacmini genişletebiliyoruz. Eğer ki implant yapacağımız yerde kemik çok kayıp, o bölgede sinir dokusuna denk geliyor. Sinirin yerini değiştirebiliyoruz. Ya da sinüse denk geliyor, sinüsü kaldırıp oralara kemik tozu koyabiliyoruz. En nihayetinde aslına bakarsanız her yere implant yapabiliyoruz. Yeter ki isteyelim, yeter ki hastalarımız istesinler bunu bizden. Mümkündür yani, değerlendirmek lazım.
Valla hocam her koşulda yapılıyor anladığım kadarıyla. Ama burada sanırım yani ben de bunu yaşamış birisi olarak buradaki bence en önemli etkenlerden birisi seçilecek olan doktorun da bu konuda çok tecrübeli ve bilgili olması diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bu çok Muhakkak önemli ki bir faktör bence. aynı zamanda da teknoloji yatırımı çok önemli. Görüntüleme çok önemli. Bu konuda bir tecrübe çok 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 önemli. Bunların hepsi zaten başarıyı meydana getiren faktörler. Teşekkür ederiz hocam. Yılmaz Elif Demirhan sormuş. Diş etlerim sürekli kanıyor. Her fırçalamada aynı. Ne önerirsiniz, ne yapmalıyım demiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Diş etlerim kanıyor diye hastalarımız dişlerini fırçalamıyorlar. Bu en kötüsü. Lütfen dişlerinizi fırçalayın. Kanasa bile fırçalayın. Kanaması iyi bir şey değil ama kanıyor diye fırçalamamak daha kötü bir şey. Bir kere bu cepte bunu asla unutmayalım. Diş eti kanaması demek diş etinde bir iltihap olduğunun, bir ödem olduğunun göstergesidir. Yani diş eti bir şeylerle savaş veriyor. Bu savaş verdiği şey çoğunlukla diş taşı, diş plağı oluyor ya da kötü yapılmış protezler oluyor ya da travma oluyor, kronik travma. Mesela aşırı diş sıkıyorsak bu meydana gelebiliyor. İlk öncelikle hedefimiz etkeni bulmak ve etkeni ortadan kaldırmak. Yani diş eti kanamasına ne sebep verdi? Onu bulmamız lazım. Biz zaten ağız içi muayenesi yaptığımızda bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Diş taşları, bakım eksikliği, kötü yapılmış eski bir kaplama ya da kötü alışkanlıklar, kalem ısırma, gece diş sıkma gibi şeyler. Etkeni ortadan kaldırıyoruz bir kere. Çünkü etkeni ortadan kaldırmadıkça biz ne kadar tedavi yaparsak yapalım sonuçuna başa dönecektir. Tedavi de başarısız olacaktır. Etkeni bulduk, ortadan kaldırdık. Geriye kaldı tedavi. Diş etleri şanslıyız ki hızlı iyileşen dokular. Ama bir o kadar şanssızız ki çok narin dokular. Diş taşlarını muhakkak düzenli olarak temizleyip hastalarımıza da bu diş taşı temizliğinin düzenli olması gerektiğini vurgulamamız, öğretmemiz lazım. Etkeni ortadan kaldırdık, ağız hijyeni eğitimi verdik ve bunun önemini anlattık. Üçüncü olarak da diş etleri kanaya kanaya ya da o enfeksiyonla mücadele ede ede diş etlerinin alt tabakasında bizim granülasyon dokuları dediğimiz bozuk iyileşme dokuları yani yara dokuları oluyor. Vücut bunları yok edemiyor ne yazık ki. Kendinden bir parça ama kendinden de kabul etmiyor. Bizim onları yok etmemiz lazım. Yani ilerleyen durumlarda küçük cerrahi müdahalelerle o diş etlerinin altındaki o bozuk iyileşme dokularını, yara dokularını temizlememiz lazım. Temizledikten sonra inanın ki diş eti kanaması ya da diş eti çekilmesi kalmayacaktır. Aynı zamanda da eğer metabolik bir hastalık varsa ve düzenli kullanması gereken ilaçlar varsa onları da bir değerlendirmek istiyoruz tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayın öncesi gelen bir sorumuz var. Onu yönlendireyim. Doğan hocam merhabalar. Instagram'da diş beyazlatma videonuza denk geldim. Çok başarılı olmuş. Elinize sağlık. Bu işlem herkeste aynı beyazlık sonucuna erişir mi demiş. Herkes de aynı beyazlık oranına erişebiliriz. Şöyle ki mesela birden 10'a kadar bir kademe diye düşünelim bunu. Biz 5 birim beyazlatabiliyoruz diyelim. Eğer hastamız bize geldiğinde durumu 6 ise 1'e düşüyor. Mükemmel. Eğer 10 ise 5'e düşüyor. Yine mükemmel ama o gördüğümüz bazen imrendiğimiz şeyleri ikinci ya da üçüncü seansta ulaşabiliyoruz. Bu arada genel anlamda çok gelen bir soru. Bunun bir zararı var mı diye diş beyazlatmanın. Şu anda artık Diş beyazlatmanın. güncel kullandığımız yöntemlerle diş beyazlatmanın bir zararı yok. Neden? Bir belli dalga boyunda bir ışık
hani lazer diyoruz ya, ışık yardımıyla bu beyazlatma ajanlarını aktive ediyoruz. Dolayısıyla kontrolsüz bir güç vermemiş oluyoruz. Aynı zamanda da eğer ki zarar verebilecek noktaları varsa beyazlatmadan önce bir muayeneden sonra oralara koruyucular uyguluyoruz. Hem diş etlerine hem dişte aşınmış yerleri. Ben bugüne kadar 2-3 kere 2 kere diş beyazlatma yaptırdım. Birçok meslektaşıma da yaptım. Pişman olanı da görmedim açıkçası. İyidir, güzeldir. Yani günümüzde estetik çok önemli, beyaz diş çok önemli. Diş beyazlatma da çok pratik bir yoldan, ciddi değişiklikler yapabileceğiniz bir tedavi. Öneriyoruz, şiddetle öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzına sağlık. Bir diğer soruyu yönlendireyim. Yayından bir sorumuz gelmiş. Ortodonti için estetiğimizi kaybetmeden bir tedavi mümkün mü diye bir soru Mümkün. gelmiş. Ortodonti mükemmel bir tedavi. Kendi dişlerimizi olması gereken yerlere getiriyoruz. Tabii ki hastalarımız, özellikle yaşı daha ilerlemiş, çocuk olmayan yetişkin hastalarımız o tellerle dolaşmak istemiyor. Buna alternatif olarak ilk lingual tedaviler çıktı. Yani dişlerin arka tarafına uygulanan tel tedavileri çıktı. Çok başarılı. Dışarıdan görünmüyor. Negatif yanları var. Gerçekten maliyetli ve birazcık rahatsız ediyor ve konuşmamızı bozabiliyor. Teknoloji birazcık daha ilerleyince, biz yapay zekaları kullanmaya başlayınca, bu üç boyutlu yazıcılar yaygınlaştıkça ve özellikleri arttıkça artık yeni bir tedavi geliştirdik. Nedir bu? Şeffaf plakla ortodonti tedavileri. Bu hastamızın ölçüsünü alıyoruz. Bir model elde ediyoruz. Bunu bir yazılım ve özel bir kamera yardımıyla taratıyoruz ve bilgisayar ekranına alıyoruz. Sonra belli algoritmalarla bu çapraşık dişleri nasıl normal bir hale getiririz hesaplıyoruz. Ondan sonra kaç ayda bu hale gelir ve hesaplıyoruz. Sonrasını gördük. Bu sonraya ulaşmak için bizim ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Ondan sonra şeffaf plaklar uyguluyoruz. Gerçekten şu anda ağzımda olsa şu anda kimse onu göremez. Mümkün değil. Çünkü gerçekten aynen Fark görünmüyor. etmiyor. Belli aralıklarla hastalarımızı klinimize davet ediyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Plaklarını değiştiriyoruz. Bir güzel yanı da evet görünmüyor ama yine de özel bir durumda, ortamda yine kullanmak istemediği zaman da çıkarıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Toplantısı bitti, Çıkarıyor. görüşmesi bitti, özel bir davete gitti. O bitti. Ondan sonra tekrar takabiliyor. Muhteşem. Artı yönleri, avantajları çok 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 fazla. Yalnızca bazı zor vakalarımızda yeterli değil. O yüzden tel tedavisi hala bitmedi. Çözemeyeceğimiz durumlar var bu şeffaf plaklarla. Çünkü telin verdiği kuvveti yön olarak her zaman veremiyor bu plaklar. Tel tedavisine başvuruyoruz. Eğer plaklarla çözebileceğimiz durumlar varsa da şeffaf plaklarla ortodonti tedavisini tercih ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Yine yayından gelen bir sorumuz. Elif KMH kullanıcı adıyla sormuş. 20'lik dişim çekildikten sonra çekilen tarafımda ağzımı açıp kapadıkça kırt kırt sesleri geliyor. Bunun çözümü var mıdır? Neden olur? Diye bir soru Bazen gelmiş. 20 yaş cerrahisi sonrasında eğer ki çene eklemlerimizde oluşmuş bir problem varsa bu ortaya çıkabiliyor. Bazen hastalarımız onu 20 yaşa yoruyor. Bazen gerçekten de travmatik çekimler olabiliyor. O diş oradan çıksın diye fazla kuvvet uygulanabiliyor. Daha sonra olabilecek bir problemi erkene çekmiş oluyor. Nedeni bu. Sonuca gelirsek, tedaviye gelirsek de şimdi eklemlerimiz
çok kompleks ve karmaşık yapılardır. Alt çenemizin eklemi üst çene kafatasımızın tabanına yerleşir. Aralarında bir yastık vardır ve o yastıkları hem altı hem üstte bağlayan ince lifler vardır. Ve bu lifler gerçekten çok hassaslardır. Yine vücudumuzun kendisini tedavi edemediği bölgelerden biridir çene eklemimiz. Biz bu eklem yastıklarını normal yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü travmadan dolayı ya da eklem probleminden dolayı o yastıkların yeri değişmiş oluyor. Plak yapıyoruz. Kişiye özel çok farklı plaklar. Neden yapıyoruz bu plağı? O eklem başıyla kafa tabanının arasında o yastık dokusunun güzel oturacağı bir düzlem hazırlıyoruz. Gerektiğinde eklem içi yıkamalar yapıyoruz ve eklem içine yapay eklem sıvısı diyebileceğimiz şeyler enjekte ediyoruz ve bunları çözüyoruz. Elif Hanım'a buradan selamlar. Eklem problemleri bazen kronik seyretse bile çoğunlukla daha ileri seviyelere gidebiliyor. Bir an evvel görmek lazım. Bir an evvel tedaviye başlamak lazım. Çünkü o tık tık sesleri bir müddet sonra ağzı açamamaya dönüşecek. Hatta pipetle beslenmek zorunda kalacağımız durumlara dönüşecek. Eklem problemlerini atlamamak lazım. Çok atlanıyor çünkü ilk aşamalarda ağrı yapmıyor. Ama ikinci aşamaya geçince ağrı çok fazla oluyor ve tedavisi de zorlaşıyor. Dolayısıyla bunu atlamıyoruz asla. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuzu yönlendireyim. Yine yayın öncesinde gelmiş. Doğan hocam selamlar. Şu anda dişim iltihaplandı ve yüzümün yarısı şiş durumda. Birçok yere gittim. Antibiyotik tedavisini başlattılar. Daha sonra çekim yapacağı söylendi. Antibiyotik tedavisi olmadan bir an önce çekip kurtulmanın Bir bir yolu yolu var yok mıdır çünkü demiş. hani genel geçer bilgilerden biridir. İltihaplı diş çekilmez. Eğer o kadar ciddi bir yüzü şişirecek kadar ciddi bir enfeksiyonsa muhakkak o enfeksiyonun kontrol altına alınması ve gerekir. Neden? Biz dişi çektiğimiz zaman orada bir kanama oluşuyor ve bir yara oluşuyor. Yani diş çene kemiğinin içinden çıkıyor. Eğer o bölgede enfeksiyon varsa iltihabın yayılması söz konusu. Aynı zamanda da o iltihaplı, çevresi iltihaplı dokuların iyileşmesinin bozuk olması söz konusu. Emin olun daha çok ızdırabınız, ağrınız, probleminiz olur. İltihaplı bir şekilde dişinizi çektirirseniz birazcık sabır, antibiyotiklerinizi kullanın. Belli bir duruma gelsin enfeksiyon. Ondan sonra dişinizi çektirin. Çok teşekkürler hocam. Yine başka bir Elif Hanım'ın sorusu. Hocam merhaba. Diş fırçalarken dilimi de fırçalamama rağmen dil üstünde beyazlıklar duruyor. Dil üstündeki beyazlıkların olmasının nedeni Birçok nedir nedeni demiş. olabiliyor. Bir kere kalıtımsal bazı şeyler var. Hani hastalık olarak kabul etmediğimiz bazı şeyler var. Nedir bu? Coğrafya dili deriz. Dil üzerinde böyle karmaşık harita benzeri şekiller olur ve bu değişir. Bunu biz bir hastalık olarak görmüyoruz. Tedavi etme ihtiyacı da bulunmuyoruz. Ama bu mu değil mi diye muhakkak bir hekimin görmesi lazım. Hemen a budur diye mutlu olmayalım. İkinci olarak da biz dil pası deriz. Ve onun dışında mantar enfeksiyonları vardır. Bu dil pası ya da mantar enfeksiyonu mu? Onun tahlil edilmesi, anlaşılması gerekiyor. Ne olur dilinizi fırçalamaya devam edin. Çünkü dil yüzey alanı geniş bir organ ve çok girintili, çıkıntılı, tırtıklı olduğu için çok ciddi bakteri içerir dil. Arkadan öne doğru hani midemiz bulanmayacak şekilde en arkaya gelip 3-4 kere muhakkak fırçalayalım ve bir diş hekimi görsün. Mantar enfeksiyonu mu? Bir onu ayırt etsin.
ona göre bir tedavi uygularsın. Teşekkürler hocam. Yine canlı yayında gelmiş. Hocam çene gelilikleriyle ilgili tedaviniz mevcut mu kliniğinizde demiştir. Çene total çene geriliği mi yoksa çene ucu geriliği mi? Bir onu anlamamız lazım. Çene ucu geriliği ise ve çok aşırı değilse dermal dolgularla hani dudak dolgusu vesaire yapılıyor meşhur. Aynı o şekilde çene dolguları da vardır. Çene dolgularıyla biz çene ucunu öne alabiliyoruz. Eğer ki eğer ki dolguyla alınamayacak boyuttaysa ya çene ucu için özel protezler vardır. Ağız içinden cerrahi yollarla girip o protezleri oraya derinin altına, kasın altına yerleştirip yine çene ucunun geriliğini yok edebiliyoruz. Aynı zamanda tamamen cerrahi işlemlerle bir protez uygulamadan çene ucunu kesip öne alıp o şekilde de yerleştirebiliyoruz. Eğer total bir gerilikse bu sefer durum değişiyor çünkü dişlerle beraber bütün çeneyi öne almak gerekiyor. Öncesinde bir ortodonti tedavisi görüp sonra ortognatik cerrahi yöntemleriyle bütün çeneyi tam şu bölgelerden kesip ileriye alıp bazen üst çeneyi de geriye alıp çift çenede çalışabiliyoruz. Bu çene bozukluklarını Teşekkürler. Canlı yayınımızda bir soru gelmiş. Python Altre 83 kullanıcı ismiyle. Doğuhan hocam, estetik diş tasarımı yapılması sağlam dişlere uzun vadede bir zarar getirir mi? Diye bir soru gelmiş. düzeltebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Birçok hastamız bizden çok güzel dişler istiyor. Bazen kıyamıyor bu dişlerini, kestirmek istemiyor dişlerini ve gitgeller yaşıyor bu durumla alakalı. Biz her problemi estetik yani estetik olmayan problemi beyazlatma ya da ortodonti ile çözemiyoruz. Bizim lamineler, empresler, imexler, zirkonyumlar kullanarak, porselenler kullanarak yapmamız gereken estetik tedaviler var. Ve bu tedaviler için de dişlerden bir miktar preparasyon yani aşındırma yapmamız gerekiyor. Bunun bir amacı var. Neden dişlere dokunuyoruz? Çünkü biz yeni bir materyal getirip dişin üzerine koyuyoruz. Bu materyalin bir kalınlığı var. Bir hacmi var. Eğer ki dişin üzerinden belli bir hacim kaldırmazsak o koyduğumuz şeyler çok yapay duracak ve o komedi filmlerinde dişlerini yaptırmış modeller vardır. Yani direkt onların görüntüsüne ulaşacağız. Dolayısıyla dişlerden birazcık aşındırma yapmamız şart. Gelelim soruya. Zarar verir mi dişlerin, yapısını bozar mı, güçsüzleştirir mi diye. Hayır. Neden? Çünkü dişin bir anatomisi var. Ve dişin anatomik, histolojik katmanları var. Biz yapacağımız her estetik diş tipi için belli oranda aşındırma yapıyoruz. Ve bu aşındırmayı dişin anatomik, histolojik özelliklerine göre yapıyoruz. Yani dişimizi zayıflatacak noktalara inmiyoruz aşındırma yaparken. Aynı zamanda da birçok durumda yaptığımız kaplamalar aslında dişi koruma altına almış oluyor. Çünkü sağında solunda çürük ya da dolgu var ya da çürük şüphesi var. Böyle durumlarda diş kaplandığı için artık ağız ortamıyla birebir ilişkide olmadığı için hem estetik kazanımın yanında hem de sağlık olarak dişleri korumuş oluyoruz. Aşırı preparasyon yapmıyoruz, yapmak istemiyoruz. Çünkü o dişlere zarar veremeyiz. De zaten yapamayız. Çünkü dişin yapısı bize böyle bir duruma izin vermiyor. Dolayısıyla kendimizi daha mutlu hissedeceksek ve güldüğümüzde daha güzel dişlerimizin görünmesini istiyorsak bir kar zarar hesabı yapacağız.
Kesinlikle. yapmamız O gerekiyor. dişlere zarar verecek noktalara gelmediğini bileceğiz, güveneceğiz ve estetik dişlerimize, o gülüş tasarımına, Hollywood Smile dediğimiz o güzel görüntüye kavuşacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuzu yönlendireyim. Bu tabii herkes tarafından çok 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 fazla sorulan bir soru ve bilgi kirliliği de var. İmplant yaptırdıktan sonra o implantlar ömür boyu kullanılıyor mu? Birinci sorumuz. İkinci sorunun devamı şöyle geliyor. Birçok farklı yerde çok farklı implant fiyatlarına denk geliyoruz. Bu kadar değişken fiyatlara denk gelmemizin Evet, sebebi nedir demiş. yine sıklıkla karşılaştığımız güzel sorular. İlk sorunun cevabını vereyim öncelikle. Biz implantınızı çok 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 uzun yıllar kullanın diye yapıyoruz. Mümkünse ömür boyu kullanın diye yapıyoruz. Ama şunu da unutmuyoruz ki bizim kendi dişlerimiz de aslında ömürlük. Öyle değil mi Kamil? Evet, yani Neden giderse çıkıyor? ömürlük hocam. İyi bak. İyi Aynen bakmadığımız öyle. için genelde. Yani implantlar için de böyle bir şey söz konusu. İmplant çürümez normal diş gibi. İmplant kolay kolay kırılmaz normal diş gibi. Yani titanyum bir şey kıramazsın kolay kolay. Ancak implant çene kemiğinin içerisinde. Eğer biz çene kemiğimize iyi bakmazsak çene kemiğimiz erir ve implantımızı kaybederiz. Dişlerimizi de kaybederiz. Çene kemiğimize iyi bakmak da nedir? Diş fırçalamaktır. Yani dişlerimizi fırçalarsak diş etlerimiz çekilmez, kemiğimiz de erimemiş olur. Dolayısıyla implantımızı da kaybetmemiş oluruz. Bakım çok önemli. Soru bir. İkinci soruya geçelim. Maliyet konusunda. Evet hocam, bu Tabii önemli. önemli bir konu. Bizim de çok zaman izah etmekte zorlandığımız bir konu. Bir kere farklı farklı markalarda farklı farklı implantlar var. İmplantın kendi maliyeti başlı başına bir durum. İkincisi, klinik maliyetleri bir durum. Yani bir Anadolu şehrindeki bir kliniğin masraflarıyla İstanbul'un orta yerindeki bir kliniğin masrafı bir değil bu. Üçüncüsü, hekimin kendi durumu ve tercihleri. Nedir bunlar? Bir, başvurular. İki, tecrübe durumu. Bunların hepsini topladığımızda bir sürü varyasyon çıkıyor ortaya. Değil mi? Konum ve masraflar, hekimin özel durumları vesaire. Bu bir sürü varyasyonda bir sürü fiyat farklılığına sebep oluyor. Benim Farklı. bu konuda kafası karışmış olan hastalarımıza tavsiyem şöyle oluyor. Öncelikle güven önemli. Bu işte güven esaslı gitmek lazım. Çünkü hem pahalı bir tedavi görece implant tedavisi hem de gerçekten bir cerrahi müdahale olduğu için hastalarımızın çekindiği ve herkese yaptırmak istemediği bir tedavi. Dolayısıyla güven hekime ve kliniğe güven çok önemli. Artık yani biz kendi kliniklerimizde şöyle yapıyoruz. Bir skala sunuyoruz hastamıza. Çünkü hani o en azından birinci faktör yani implant markası konusunda bizim güvendiğimiz, seçtiğimiz bazı sistemler oluyor. Bunlardan pahalısı ve görece daha uygun fiyatlısı oluyor. Bunları söylüyoruz. En azından bize güveniyorsa, hani doktora güven ve kliniğe güven durumunu aşmışsa, bütçesine göre biz de o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynen, Bir ona göre tercih. bir tercih sunmaya çalışıyoruz. Kafalar çok karışıyor.
Hak da veriyorum ama bu şekilde izah etmek istedim. Teşekkür ederiz hocam. Python az önce estetik dişlerimizi bozar mı sorusunu soran takipçimiz COVID'den sonra görüşmek dileğiyle Bekleriz. demiş. Size bilginiz olsun. Erdinç Güley'i sormuş canlı yayında hocam. Merhabalar hocam. Üst dişlerim çok seyrek. Kaplama yapmadan başka bir yöntem var mıdır? Çok çok teşekkür ederim. Şimdiden sorunuzun cevabı için Var. demiş. Nedir bu yöntem? Bonding dediğimiz estetik dolgularla yaptığımız bir tedavi seçeneği bu. Ne yapıyoruz? Dişlerin o boşluk kısmına, hani normalde böyle yan yana olması gereken dişler ayrık ayrık duruyor. Bazen çene kemikleri çok büyük, dişler daha küçük oluyor ve seyrek yerleşmiş oluyor dişler ağız içine ve hem konuşurken hava kaçıyor, tükürük kaçıyor. Hem konuşma bozukluğu hem sosyal problemler yaratabiliyor. Hem de güldüğümüzde hani öyle bir beyazlık yerine ara ara siyahlık görünüyor. Bu da kabul edilemiyor. Bunu çözmek lazım. Genelde kaplamalar bunun yöntemidir. Eğer belli sebeplerden dolayı kaplama yapmak istemiyorsak o bonding dediğimiz sistemi kullanabiliyoruz. Bu sistem dişlerin aralarını kendi özel estetik dolgularımızla normal hamur gibi böyle ufak ufak işleyerek katman katman renk geçişlerini sağlayarak yaptığımız bir metot. Avantajlı, şöyle avantajları var. Bir kere kısa sürüyor. Hastamız koltuğa oturuyor. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. Ağrı mağrı hiçbir şey yok. Bazen iğne bile yapmak gerekmiyor. Uyuşturmak bile gerekmiyor. Onları yiyoruz. Kalktığı anda bitmiş gitmiş oluyor. Her şey güzel. Hem kısa sürüyor hem ekonomik olarak da daha uygun aslında. Dezavantajı da tamamen bir bütün olmadığı için ilerleyen dönemde renklenebiliyor. Arada cila gerektirebiliyor. Ve bazen sert şeylere dayanamayabiliyor. Burada şu önemli. Burada yine hekimin bir yönlendirme yapması önemli. Ben bazı hastalarıma diyorum ki evet bunu yapalım. Bunlara kolay kolay bir şey olmaz. Kıramazsın kolay kolay. Ama bazen eğer o boşluklar çok büyükse, o materyalin kendi gücünün kapatamayacağı seviyedeyse kaplama yapmayı öneriyoruz. Bazen hastalarımız bizi ikna ediyor, bazen biz onları ikna ediyoruz duruma göre. Ona göre de çalışıyoruz. Öncelikli olan her tedavi kişiye özeldir ve hastamızın muhakkak bir görünüp hekim fikri alması çok önemlidir. Teşekkürler hocam. Yine canlı yayından gelen bir yazımız var. Lost Chapter. Doğan hocam, sizi ailem adına çok çok teşekkür Teşekkür ederiz. İyi ki ediyorum. varsınız demişler. Bilginiz Selamlar. olsun. Hemen diğer soruyu yönlendiriyorum hocam. Yaprak porselenler hangi diş problemlerinde kullanılıyor? İşlemden biraz bahsedebilir misiniz diye bir Bahsedelim. sorumuz Yaprak gelmiş. porselenler çok popüler. Lamineler dediğimiz. Estetik amaçlı kullanıyoruz bunları. Bizim en sevdiğimiz materyaldir. Çünkü en estetik materyal. Dişte en az aşındırma gerektiren materyal. Bazen aşındırma bile gerekmiyor yaprak porselenle lamineleri yaparken. Ama bu çok az kişi için geçerli bir durum. Eğer çok şanslıysak aşındırma bile yapmadan yaprak porselenleri yapabiliyoruz. Nedir bu? Bu gerçekten güçlendirilmiş özel bir yapı ihtiva eden ve özel bir şekilde fırınlanmış porselenler. Aşağı yukarı 0,1 ila 0,3 mm kalınlığında, yani 0,1 ila 0,3 çok çok ince materyaller ve dişlerin ön yüzeyine böyle tık 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 sanki hani takma tırnak hanımefendiler bilir takma tırnak yaparmış gibi böyle önlerine yapıştırdığımız şeyler. Biz seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Yapmaktan da çok keyif alıyoruz. Çünkü ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Yine kişiye özel, herkes buna uygun değil.
Eğer uygun değilsek yine o yaprak porselenlerin aynı materyalinden bizim tam porselen dediğimiz dişlerin etrafında tam dönen empresler, imeksler mevcut. Bu empresleri kullanabiliyoruz ya da zirkonyumlar kullanabiliyoruz. Çok teşekkürler hocam. BTHN taşçı, muhtemelen Batuhan taşçı diye düşünüyorum. Çenem sürekli ağrıyor. Açıp kapayınca kütür kütür sesler geliyor. Ne yapmalıyım demiş. Sonra da sorumu sormadınız diye isyan etti. Soy isimden dolayı sorma gereksinimi Kendisi duydum. benim abimdir. Aynı zamanda rol modelimdir. Şu hayatta en sevdiğim insanlardan biridir muhakkak ki. Bana da hep sorar, tanıdığın iyi bir çene cerrahı var mı diye. Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Abime bir türlü derman olamadım. Çünkü abim Ankara'da yaşıyor. İş hayatından dolayı bir hayli yoğun. Eklem hastalarımızı da bizim görmemiz gerekiyor. İstanbul ziyaretlerinde de genelde sosyalleşmeye çalışıyoruz. Hani çok böyle tedavilerle işimiz olmuyor. Sizin Onu çok seviyorum. Bir an evvel yapacağım abicim inşallah. Öpüyorum. teşekkür ederiz hocam. Bünyamin Figen 77 isimli bir takipçimiz sormuş. İmplant yaptırdım ama şöyle bir durum oldu. Bazı sebeplerden dolayı sadece kök takıldı. Çok başarılı oldu. 5 adet bir günde ama üstlere gidemedim. Yani implantım yarım kaldı. 7 sene oldu. Bir sorun olur mu demiş. Anladığım kadarıyla implantları yaptırmış, üzerine kaplamacılarını yaptırmamış. Fonksiyonsuzluk atrofisi diye bir Evet, şey beş vardır. adet. Yani kullanılmayan organ küçülür. Biz implantları yapıyoruz. 3 ay bekleme sürecinden bahsediyoruz hastalarımıza. Her zaman 3 ayda o kaynıyor. Ondan sonra maksimum 6 ay ile 1 sene beklemek istiyoruz en fazla. Çünkü bu sefer kemiklerde erimeler oluyor. Bu kemik erimeleri biz implantı yaptık diye olmuyor. İmplantı yapmasaydık da kemik eriyecekti. Hatta daha çok eriyecekti. Kemik, bütün vücudumuzdaki kemikler kuvvet istiyor. Hani yaş ilerlemiş hanımefendileri eğer kemik erimesi varsa yürüyüş tavsiye edilir. Neden? Eğer yürüyebilirsek o bacaklar çalışıyor ve vücut da çalışan şeyi besliyor. 7 sene çok uzun bir süre. Bir röntgen görmek lazım. Ne kadar erimeler var ona bakmak lazım. Şanslıysak erimemiş de olabilir. Görüyoruz da öyle şeyler. Eğer erimişse kabul edebileceğimiz sınırlar dahilinde mi? Değilse ne yapabiliriz? Kemik tozu vesaire koyabilir miyiz? Yeni implantlar mı yapmak gerekir? Değerlendirmek lazım. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Bir an evvel bir görüntüleyelim o implantları. Bakalım nedir durumu? Ona göre de bir yol haritası çizelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Yavaş yavaş son sorularımıza geçiyorum. Şöyle bir sorumuz geldi. Gülerken hareket eden bir burun söz konusu olduğunda yapılan bir işleminiz mevcut mu hocam? Diye bir soru gelmiş. Gülüş estetiği kompledir. Teşekkür ediyorum o soruyu sorana. Ciddi detay. Nedir? Güldüğümüz zaman ne oluyor? Kaslarımız var. Mimik kaslarımız var. Bu mimik kaslarımız dışarıya, kenara doğru hareket ediyor. Bazen kaslarımız doğuştan anatomik olarak bizim çok fazla görmediğimiz yerlere yapışmış olabiliyor. Yani kasın başladığı noktayla bittiği nokta bazı insanlarda farklılık gösteriyor. Yani şu dışarı çeken kaslar birazcık daha buruna yakınsa burun ucunu aşağı düşürüyor. Hatta şöyle hastalarımız da başvurabiliyor bana. Hocam diyor konuşurken diyor burnumun ucu oynuyor diyor. Ve karşımda benimle konuşan kişi görüyorum diyor. Hep diyor burnuma bakıyor diyor ve çok rahatsızım diyor. Bunu çözümü var mı diye gerçekten soruluyor.
Oynat. Bunun çözümü var. istemsizce bakarım. Evet, aynen öyle. Bunun çözümü var. Botoks uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Bu hani kaslardan bahsettim ya. O kasların yapıştığı yerde burnu hareket ettiren ya da güldüğümüzde burnu düşüren o kaslara botoks uygulayınca o kasın hareketlerini kısıtlamış oluyoruz. Ve güldükten sonra da artık burnumuzu aşağı düşürmemiş oluyor. Çok basit. Çok basit bir çözümü var. Hiç beklemeye gerek yok. Bir an evvel hastamız bu işi hallettirebilir yani. Halledebiliriz yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Son iki sorumuzu yönlendiriyorum sizlere. Birincisi şu şekilde. Diş ucundaki kırıklıkları nasıl tedavi ediyorsunuz? Eski görünümünü kazanıyor mu Diş tedavi ucundaki sonrasında işte? kırıkları. Öyle mi? Doğru mu anladım? Tamam. Evet. Hani az önce Doğru. dinledilerse o dişleri ayrı kaynak olan hastamızda anlattığım gibi yine bonding denilen estetik dolgu yöntemleriyle bunu çözebiliyoruz. Belirliyoruz. Ve bu rengi hem gündüz ışığında, gün ışığında hem oda ışığında hem farklı ışıklarda test ediyoruz yapmadan önce. Rengimizi belirledikten sonra bir şablon oluşturuyoruz. O şablonun üzerinde neredeyse orijinali gibi kırılmamış gibi gösterebiliyoruz. Çok 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 fazla vakamız var burada. Bir an evvel yapmak lazım. Hem estetik olarak kabullenemez bir görüntü olduğu için hem de o kırık noktasından diş çürümeye başlıyor. Ve mikro Çürümeye sızıntılar başlıyor. oluşuyor ve kanal tedavisi ihtiyacı oluşabiliyor. Bir an evvel bu duruma eğilmek lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Tabii en çok gelen ve sorulan, merak edilen, internette araştırılan sorulardan birisi de hamilelikte diş tedavisi. Emziren anneler ve hamilelik durumunda diş tedavisi yapılıyor mu? Yapılması sakıncalı mı? Bu soruyu da cevaplarsanız çok seviniriz. Evet, birçok gelişmiş ülkede planlı hamileliklerden önce sanki kalp ameliyatı olacakmışız gibi diş tedavileri yaptırılıyor. Yani hamile kalmadan önce dişlerin hallolması lazım. Çünkü hamilelikte bizim ellerimizdeki imkanlar kısıtlı. Özellikle ilk 3 ay organogenez aşaması. Yani bebeğin organlarının oluştuğu ve geliştiği aşama. Bu süreçte asla asla hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Neden? Çünkü biz bugün güvenli olduğunu bilsek de yarın öbür gün güvenilir olmadığı ortaya çıkabilecek şeyler olabilir. Bunu tıp tarihi boyunca her zaman gördük. Yeni bir bebeğin oluşumunu ne yazık ki riske atamıyoruz. Palyatif çözümü üretebiliyoruz. Yani ağrıları azaltabilecek vesaire. Dördüncü, beşinci, altıncı aylarda, yani ikinci trimesterde tedaviler yapabiliyoruz. Lokal anestezi de yapabiliyoruz. Sadece röntgen çekmek istemiyoruz. Bazı tedavilerimizi belli bir aşamaya kadar getirip doğum sonrasına erteleyebiliyoruz. Üçüncü trimesterde da yani yedinci, sekizinci, dokuzuncu ayda da artık bir erken doğum riski olduğu için çünkü stres tetikleyebiliyor erken doğumu. İki, artık bebeğin pozisyonu ve büyüklüğü dolayısıyla anneye baskı ya yani hayati derecede baskı yapabileceği için yine ilk 3 ayda yaptığımız en hızlı, en palyatif, hani ağrıyı dindirebileceğimiz şeyleri tercih ediyoruz.
Emzirme döneminde de emzirme döneminde birçok tedavi yapabiliyoruz. Özellikle acil tedavileri yapabiliyoruz. Röntgen süte geçmiyor. Bunu soran hastalarımız da oluyor. Hani o radyasyonun süte geçmesi gibi bir durumu yok. Röntgen çekebiliyoruz. İstediğimiz birçok şey yapabiliyoruz. Anesteziden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyoruz. Çünkü süt geçişi var. Eğer mecbursak emzirme sürelerini ona göre ayarlıyoruz. Emzirirken elimiz daha kuvvetli. Yapabiliyoruz yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam yaklaşık 50 dakikalık bir canlı yayınımız oldu. Birçok soru geldi. Bunu en kısa zamanda tekrarlayalım diye düşünüyorum. Sizin sayfanızda ve doktor sitesinde. Son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir durum varsa Tabii ki söylerseniz seviniriz. özellikle bu pandemi döneminde herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. İyiye gidiyoruz. İyileşen hastalarımız yeni vaka sayılarından fazla. Bugün de bayağı makas açılmış, çok güzel. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Mümkün olduğunca, ne yazık ki herkes için çok mümkün değil ama mümkünse evden çıkmayacağız yani. Bu kadar basit. Kendimizi koruyacağız. Bundan sonrası için belli bir dönemde de ciddi ciddi önlem almak lazım. Biz kliniklerimizde bunların hazırlığını tamamen yaptık, bitirdik. Ne yapacağımızı, nasıl bir yol haritası çizeceğimizi belirledik. Hatta uyguluyoruz da şu anda. Çoğunlukla bu şekilde kendilerini yeni sürece hazırlamış ortamlarda bulunmalarını öneriyorum. Bunun dışında da şimdi diş hekimliğindeki tedavi ihtiyacı durumlar öteleniyor. Ama ötelediğimiz zaman da sonunda hep bir pişmanlık oluyor. Çünkü kendi kendine iyileşen bir durum değil diş hastalıkları. İlaçla tedavi Evet. olan bir durum değil. Muhakkak hekimin müdahale etmesi gereken durumlar. Bu pandemi sürecinde birçok 20 yaş ameliyatı yapmak zorunda kaldım. Neden? Daha önce ihmal edilmiş, antibiyotikler kullanılmış, ameliyattan kaçınılmış ama artık dayanılmayacak antibiyotiklerin yatıştıramadığı durumlar söz konusu olmuş. Ve bu bitmiyor. Bugün pandemi, yarın başka bir şey, yarın başka bir şey. Bir an evvel ihtiyacınız olan tedavileri muhakkak yaptırın. Çünkü daha sonra daha uygunsuz durumlarda tedavi ihtiyacınız olabilir. Dikkatli olun. Mümkünse evde kalın diyorum herkese. Teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. En kısa sürede görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar. İnşallah. Görüşmek üzere.